Arkadaşlar, herkese merhaba. Rotasız balığa hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığınız an etkisini hissedeceğiniz bağlama ritüeli hazırladım. Sevgilinize, eşinize yapabileceğiniz mükemmel bir ritüel. Yalnız ritüelime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Instagram adresimiz Rotasız Balık, YouTube'dan da takibi alarak videolarımızdan en erken şekilde haberdar olabilirsiniz. Öncelikle her varlıkta enerji mevcuttur. Gün içinde bu enerjiyi pek çok şekilde kullanırız, tüketiriz. Ama sistem içinde yaptıklarımızla tekrar bu enerjiyle dolarız. Yani bir anlamda kendimizi sürekli şarj ederiz. İhtiyacımız olan bu enerjinin büyük bir kısmını, bunu matematikselleştirecek olursak, %70 kadarını uyuduğumuz sırada alırız. Bu sebeple iyi, kaliteli bir uyku hayat enerjisiyle dolmamız için çok çok önemlidir. Gün içinde yaptığımız eylemlere bağlı olarak da yaşam enerjisiyle dolmamız mümkündür. Coşku ve istekle yaptığımız her şey bizi yaşam enerjisiyle şarj eder. Enerji soluma refleksiyle bedene girer ama bu size bu enerjinin havanın içinde olduğunu düşündürmesin. Çünkü havanın içinde değildir. Bu enerji bir tür eterik enerjidir. Aynı zamanda bu enerjiyi elektronun, yapı taşlarının, uzayın ve atmosferin, kısacası evrenin her köşesinde bulabiliriz. Enerji türleri ele alındığında ve incelendiğinde fizikçiler ve ultraviyole ışığının enerjisini şu anki imkanlarla açıklayamamaktadır. Bu sebeple bunun ötesindeki bir alanda oluşan, titreşen ve bu enerjiyi, yani eterik enerjiyi ancak metafizik ile açıklayabiliyoruz. Bu enerjiyi şu anki bilincimizle fiziksel anlamda üretmemiz mümkün değildir. Fizik ötesi olan bu enerjiyle nasıl doluyoruz? Peki biraz da ondan bahsedelim. Bu enerjinin ana kanalı nefestir. Aldığımız doğru nefeslerle her an kendimizi bilinçli bir şekilde enerji ile doldurmamız mümkün. Bedene burun yoluyla alınarak giren enerji önce bir baştan gibi yukarı, sonra da iki kanaldan omuriliklerimizden geçerek birinci çakramıza gelir. Bu sebeple birinci çakramız, yani kök çakramız hep açık olması, mıknatıs gibi bu enerjiyi çekmesi önemlidir. Yaşam gücü enerjisinin bedende çakralar adı verilen bir dizi enerji merkezi boyunca hareket ederler. Çakralar sünger gibidir ve evrendeki sonsuz enerjiyi emerek bedenimize yansıtır. Hepimiz kuyruk sokumundan kafanın tepesine kadar 7 enerji merkezine sahibizdir. Şimdi yavaştan ritüelimize geçelim arkadaşlar. Bu ritüelimizde ihtiyacınız olan şey çizgisiz bir kağıt ve kalem rengi fark etmiyor. Sol tarafa bağlamak istediğiniz kişiyi çizmenizi istiyorum. Sağ tarafa da kendinizi imgeleyeceksiniz. Dediğim gibi sol kısma bağlamak istediğiniz kişi. Onu hayal ederek çizeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde uzuvlar orta kısma dönük olacak. Yine sağ tarafa da kendinizi çizmenizi istiyorum. Kendinizi hayal edin. Uzuvların hepsi orta kısma dönük olacak. Daha sonra arkadaşlar, tam ortaya bir dünya çizmenizi istiyorum. Bu ikinizin dünyası ve sadece siz varsınız. Bunun içerisine de ilişkinizin nasıl ilerlemesini istiyorsanız bütün duygu düşüncelerinizi yazmanızı istiyorum. Orta kısma bir dünya çizeceksiniz. Dünyayı imgeliyoruz. Ve içine de düşünceler diyorum. Sonra arkadaşlar, insan vücudunda 7 tane çakra bulunuyor dedik. Bunları başta açıkladım. O yüzden karşılıklı toplam 7 tane ok çizmenizi istiyorum. Bunlar sizin aranızdaki etkileşimleri gösteriyor. Tam
7 tane olacak. Bu şekilde oklarınızı çizdikten ve çakralarınızı gösterdikten sonra kafalarınızdan kalp ritminizi oluşturarak birbirinize bağlayacaksınız. O ritmin üzerine de bağlanıyorsun yazmanızı istiyorum. Onun kafasından sizin kafanıza doğru kalp ritimlerinizi göndermenizi istiyorum. Bu şekilde üzerine bağlanıyorsun yazacaksınız. Sonra zihinlerinize sol tarafa seviyorsun, sağ tarafa da seviyorum yazmanızı istiyorum. Zihinlerinize bu kısma seviyorsun, sizi tabir eden yere de seviyorum yazacaksınız. Ardından vücutlarınıza sol tarafa bağlanıyorsun, sağ tarafa da bağlanıyorum yazmanızı istiyorum. Şu kısma bağlanıyorsun. Bu kısma da bağlanıyorum yazacaksınız. Dünyanın iki tarafına da çok mutluyuz yazmanızı istiyorum. Bakın şu uzuvlarınızın arasındaki kısma. Her ikisine de çok mutluyuz. Bu kısma da çok mutluyuz yazacaksınız arkadaşlar. Sonra kağıdı katlamanızı istiyorum. Rütseli enerjinizin en yüksek olduğu ve tam anlamıyla konsantre olabileceğiniz bir zamanda yapmanızı öneriyorum. Katlama işleminiz bittikten sonra üzerine sadece ikimiz yazacaksınız. Yani bu bağlanmada aranıza başka hiçbir şey, hiç kimse, hiçbir varlık girmemesi gerekiyor. Bu kağıdı 48 saat sevdiğiniz bir eşyanın yanına koyun. 48 saat sonunda da çıkarın ve yakın. Küllerini de toprağa atın. Bu ritüelimi kendinize dediğim gibi en rahat, en enerjik hissettiğiniz zaman yapın. Full odaklanın. İkinize konsantre olarak yapın. Söylediğim gibi yaptığınız an etkisi başlayacak. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Instagram adresimiz Rotasız Balık. YouTube'dan da takibi alırsanız en erken şekilde videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıyeten oradan çekilişler de düzenliyoruz. Bu şekilde yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.